Yıkarım mı? Yok. Sen? Ben yukarı çıkacağım da. Nasılsın? İyi. İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Ya iyiyim, iyiyim. İyi. Ben tutmayayım seni. Oldu. Tamam. Hoşça kal. Tamam. Efendim hocam. Hocam iyi günler. Sevim Hanım okula geliyormuş. Sizinle görüşmek istiyor. Ama acilen. Neredeyse hemen dönsün diyor. Öyle mi? Tamam. Teşekkür ederim. Hemen geleceğim hocam. Haber verdiğiniz için teşekkür ederim. Jale Hanım'ın odası. Doktoru içeride. Şu an muayenesi var. Bekleyin biraz. Daha sonra görüşürsün. Doktorunuzla konuşmadan önce hastalığınızı bilseydim, daha farklı bir tedavi önerirdim size. Sağ olun. Ama hiç gerek yok. Bunu daha önce konuşmuştuk sizinle. Şale Hanım, sizin durumunuzda tedaviyi reddetmek iyi bir seçenek değil. Biliyorum. Sonra konuşalım mı? Nasıl isterseniz. Birazdan taburcu edeceğiz sizi. Aa, gördün mü? Bak iyileştim işte. Neyin var senin? Cihan'ı gördüm. Ne? Ben şimdi nasıl bakacağım Kerem'in yüzüne ya? Ne alakası var Melis? Sen bir şey yapmadın ki. Şaka mı yapıyorsun Dilan? Yok. Bence tamamen babam ve Kerem arasında bir mesele bu. Ya babam dövdü çocuğu diyorum, anlamıyor musun? Bence hepsi o kızın suçu. Zaten babamın peşinden koşturur. Yok hocam, ben size güveniyorum, inanıyorum, bilmem ne.
Gerizekalı. Hayır, ne çıkarı var onu bir anlasam? Ne çıkarı olabilir? Bu koşuyor ya hani böyle. Babam da ona torpil yapacağını düşünüyor. Başka bir şey olamaz ki. Yok kızım ya, ne torpili? Kız zaten yarışlara falan katılıyor. Kesin başka bir şey var bunda. Bir gün bunun olacağı belliydi. Ne demek o şimdi? Yani bir gün karşılaşacaktınız sonuçta. Öyle değil mi? Yani belki senin için gelmiştir hastaneye. Buraya. Beni görmeye. Yok canım. Yani gerçi sen görüşmüyoruz falan diyordun zaten de. Hani Melda'dan duyduysa bir ziyaret edeyim demiştir belki. Ha, belki. Pardon canım. Buyurun Cemal Hocam. Anlamadım, ne oldu? Selim Hanım ne zaman geldi okula? Tamam. Ben bu akşam ararım sizi. Tamam, iyi günler. Ne oldu? Müdür muavini aradı. Bugün bir hocayı okuldan kovmuşlar. Beden hocasını. Aa, neden? Bilmiyorum ki. Neyse. Ya bizim bu çıkış işlemleri bizim şimdi yapmamız gerekmiyor mu? Ha, doğru, tamam. Yapma Demet. Sen bu söylediğine inanıyor musun? Evet, biraz garip ama gerçekten hiçbir şey. Hep düşündüğüm bir şeydi Cihan'la karşılaşmak. Yani bir gün karşılaşırsam ne konuşurum, ne söylerim, ne hissederim diye. Bugün öylece karşımda duruyordum. O bana baktı. Ben ona baktım. O kadar uzaktı ki. O anda tek bir şey geldi aklıma. Şimdi biz neyiz biliyor musun? Akıp giden zamana göz kırpan yıldızlar gibiyiz. Birbirine uzanamayan, boşlukta iki yalnız yıldız gibi. Acı çekiyor ve kendimize gömülüyoruz. Bir zaman sonra batık bir aşktan geriye kalan iki enkaz olacağız yalnızca. Kendi denizlerimizde sessiz sedasız boğulacağız. Ne kalacak bizden? Bir mektup. Bir kart, birkaç satır
ve benim şu kırık dökük şiirim sessizce alacak yerini nesnelerin dünyasında. Ne kalacak geriye savrulmuş günlerimizden? Bizden diyorum, ikimizden ne kalacak? Cihan. Söyle bir tane. Ne kalacak bizden geriye? Biz hiç ayrılmayacağız ki. Biliyorum. Ama ya ayrılırsak? Ne kalacak bizden geriye? Benim şu kırık dökük şiirim kalır herhalde. Geçer, yine gelir. Demet. Efendim? Ne demek o yaz geçer, yine gelir? Boş ver. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.